Evet Melik Bey, şimdi sırada ne var? Şimdi de bir başka hafıza gösterisi yapması için ben bir üniversite öğrencisi olan Ümit'i davet ediyorum. Peki. Hoş geldiniz. Ümit, kaç yaşındasın? 19 yaşındayım. Hangi okula gidiyorsun? Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı 1. sınıf öğrencisiyim. Peki Ümit bize ne yapacak? Ümit bize İskambil kartları ile bir gösteri yapacak. Ben hazır bir şekilde yanımda bir poker kağıdı getirdim. Evet. Siz bu kartları karın. İsterseniz seyirciler de karsınlar. Hı hı. Daha sonra bu kartları sırayla sayarak arkada görünen panoya yapıştıracağız. Tamam. Ancak bu panoyu Ümit görmeyecek, sadece duyacak. Daha sonra da isterseniz baştan sona, isterseniz sondan başa bu kartları sayacak. Peki, o zaman hemen tabii, başlıyoruz. Ben de panonun tarafına geçiyorum. Peki, sarıp karıp arkaya verebilirsiniz. Birkaç arkadaş daha karsın hemen. Hemen bir de arkadaki arkadaşımıza. Evet, yeterlidir herhalde. Ümit, hazır mısın? Hazırım. Peki. Evet, başlıyoruz. Bir, kupa kız. Tamam. İki, karo bir. Tamam. Üç, karo sekiz. Tamam. Dört, maça vale. Tamam. Karo dokuz. Tamam. Maça on. Tamam. Sinek dokuz. Tamam. Maça dokuz. Tamam. Karo yedi. Tamam. Karo kız. Tamam. Sinek on. Tamam. Sinek papaz. Tamam. Karo papaz. Tamam. Otuz kupa dokuz. Tamam. Otuz bir kupa vale. Tamam. 32, karo 10. Tamam. Evet. Şimdi seyircilerimize soruyoruz. Ümit, bunu baştan sona mı, sondan başa doğru mu? Baştan sona. Baştan sona. Peki. Ümit, hazır mısın? Evet. Peki, başla. 1, kupa kız. 2, karo as. 3, karo 8. 4, maça vale. 5, sinek vale. 6 sinek as, 7 sinek kız, 8 kupa papaz, 9 karo 9, 10 maça 10, 11 sinek 9, 12 maça 7, 13 maça 8, 14 bunu sonra söyleyeceğim, 15 kupa 7, 16 maç az, 17 kupa 8, 18 kupa az, 19 sinek 8, 20 maça 9, 21 karo 7, 22 karo kız, 23 sinek 10, 24 karo vale, 25 maça papaz, 26 sinek 7, 27 maça kız, 28 sinek papaz, 29 kupa papaz, 30... Hayır, 29'u tekrar söyle. 29 karo papaz, 30 kupa 9, 31 kupa vale, 32 karo 10. Ümit, peki 14 hatırlayabildin mi? 14... Kupon. Evet. Tebrikler. Tebrikler. İskambil kağıtlarını seçmenin özel bir nedeni var mı? Ben Melik Bey'in televizyonda bir programını izlemiştim. Melik Bey aynı buna benzer bir şov yapmıştı. Evet. Daha ve önce. Çok etkilendim. Ben de bunu yapabilir miyim acaba diye kendi kendime sordum. Ve fotoğrafik hafıza teknikleri setini aldım. Ve gördüm ki herkes fotoğrafik hafıza teknikleriyle hafızasını eğiterek daha birçok şeyi yapabilir. Ve bana bu ilginç geldi. Bunu yaptım onun için. Evet, evet, bunu da gösterdin bize evet. Zaten. Tebrikler. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederiz. Duyamadım. Yarısı. Yarısı. Harika. Hep bu cevabı alıyorum. Yani beynimin iki lobu var ama yarısını kullanırsam performansının da ne kadarını kullanmış
olurum? Televizyon programında görmüştüm. Kesinlikle böyle bir ihtimal vermemiştim. Fakat burada canlı olarak olayı yaşadım ve yani beni cezbetti ve inandım. İnanır mısınız, bazen şaşıracağını bile düşünmüştüm. Ama gayet etkilendim yani seyrettikten sonra. Açıkçası inanmıyordum. Her televizyon programında olduğu gibi bana yine saçma gelmişti. Ama burada kendim yani bilakis numaraları kendim yerleştirdim. Ve olduğunu görünce şaşırdım.